Sayın takipçilerimiz merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Evet bugün de hava açık yine dedik ki videomuzu açık havada bahçede çekelim. Özür diliyorum baş, baştan açık havada çektiğimiz için uçak geçiyor, tren geçiyor, hayvan sesleri duyuluyor, kuş sesleri duyuluyor, arı sesleri ara sıra duyulabiliyor. Bu konuda özür dileriz şimdiden ama biz konumuza geçelim. Konumuz yine miras konusu. Bu sefer gayip olanlar, ölmüş gibi kabul edilen gayiplerin mirasçılığı bunlara nasıl mirasçı oluruz bunların mirasçılıkları nasıl olur? İşte bu videomuzda bu konulara değineceğiz. Evet bir yorumcumuzun dediği gibi çok ender rastlanan belki Türkiye'de hayatımızda ender rastlanabilecek olaylar ama hukuk bunun için vardır. Ender durumları da miras hukuku nasıl işler? videomuz başlıyor. <laughs> Öncelikle gayip kimdir? Bunun bir tanımını yapalım. Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devam maddelerinde gayipten bahsediyor. Gayip kimdir? Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan veya uzun zamandan beri kendisinden haber alınamayan kişilere gayip denir. Yani bu kişiler kayıp kabul edilir. Bu bir karinedir ama ispatlanması gerek. Kanunda belirlenen bazı sürelere uyulması gerekiyor. İşte gayiplik kararı verildiğinde mahkemece verilmesi gerekiyor bunun. Gayiplik kararı verildiğinde kişi ölmüş gibi kabul edilir. Biliyoruz bir kişi de öldüğü zaman elbette Geriye mirasçı bırakır veya mirasçısı yoksa devlet mirasçı olarak kalır. Çünkü bu bir zorunluluktur. İşte ölüm değil ama ölüme benzer bir olaydır gayiplik. Bunun arasındaki farkları anlatacağım. Şimdi gayibi veya bu olayı size yine her videomda yaptığım gibi örnek vererek açıklamaya çalışacağım. Örneğin babam Temmuz 2014'te İspanya'ya turistik bir gezi için bir gemi turuyla anlaşıyor. Gemi turuyla biniyor ve İspanya'ya gitmek üzere Çeşme'den yola çıkıyor. Fakat gemi bir birkaç gün sonra Akdeniz'in ortasında kaza yapıyor veya kendi kendine herhangi bir teknik arızadan dolayı su alıyor veya fırtına çıkıyor. Bu sebeple batıyor. Ve battığında da geminin mürettebatlarından ve yolculardan bir kısmı ölüyor. Boğularak ölüyor. Bir kısmı ise kurtarılıyor. Fakat babamı bulamıyoruz. Babamın cesedine günlerce hatta aylarca süren aramalarda babamın ne dirisine ne de cesedine ulaşılamıyor. İşte bu durumda benim babam ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmuştur. Diğeri ise örnek babam İspanya'ya ulaştı diyelim bu olayda. İspanya'ya gitti. Gemiden de indi. Bunu biliyoruz. Ama ondan sonra biz ondan haber alamadık. Kayboldu. Bir daha bütün aramamıza, taramamıza, İspanya devletindeki yetkililere sormamıza, şahitlere bulmamıza rağmen babama bir türlü ulaşamıyoruz. Ondan haber alamıyoruz. İşte bu durumda da kendisinden haber alamadığımız için gayip duruma düşüyor. Ama bu yeterli mi gayiplik için? Hayır. Demin birinci ihtimalde geminin batması ihtimalinde babamın ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmasından bir yıl geçtikten sonra 2014 Temmuz'unda olmuştu olay. Ben 2015 Temmuz'undan sonra sahipliği için dava açabiliyorum mirasçısı olarak. Sadece ben açmıyorum. Bu hakka sahip olanlar aynı zamanda yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, müsalleh dediğimiz vasiyetname alacakları da bu davayı açmaya hakları var. Hiçbir mirasçı yoksa örnek biz de yoksa devlet böyle bir dava açabilir. Hazine bu davayı açabilir. İkinci durumda ise yani uzun süre haber almadık. Ölüm durumu pek fazla belli değil ama haber almadık. Bu durumda da babamın kaybolma ondan en son haber alındığı tarihten itibaren 5 yılın geçmesi gerek. 5 yıl geçtikten sonra gayipliğine karar verilmek üzere mahkemeye başvurabiliriz. Mahkemeye başvurduğumuzda örnek ben gittim babamı işte 1 yıl geçti veya 5 yıl geçti. Her iki durum için de geçerli. Başvurduğunda mahkeme şunu yapar. Hemen duruşma günü ilan eder ve gayipliği bir ilana çıkarır. 6 ay, en az 6 aylık bir ilan süresi belirler ve bu sürede babam hakkında bilgisi, görgüsü olanların gelip müracaat etmesini ister. Sadece bunun için değil, aynı zamanda bu kişinin bir mirasçısı var mı yok mu bu sürede gelip buraya başvurabilir. Bu iki amaçla ilana çıkarır. Medeni kanunumuz bunu emrediyor. Bunun sonunda hakim yargılamasını yaptığında gayip olduğuna kanaat getirdiğinde gayiplik kararı verir. Bu durumda babamdan son defa haber alınan tarihten itibaren miras açılmış sayılacaktır. O tarihten itibaren miras bize geçer. Ama bunun şartları var. Bize mirasın geçebilmesi için işte bizim sağ olmamız gerek, ehliyetimizin olması gerek veya müsalleh atanmış, vasiyetname ile atanmış bir mirasçı. Bunu merak edenler vardır. Daha önce anlatmıştım. Müsalleh yani vasiyetname alacaklısı babam tarafından, res bırakalım babam tarafından sadece bir mal için veya belirli bir mal için miras bırakılan kişidir. Yani burada babamdan son defa ne zaman haber aldık? Temmuz ayı diyelim. Temmuz 2014'te en son haber aldığımız için isterse gaypliğine 5 yıl sonra veya 2 yıl sonra verilmiş olsun. Temmuz 2014 itibariyle ölmüş kabul edilir ve bu tarih itibariyle mirasçılık sıfatı olanlara miras geçer. Ancak şöyle bir ihtimal vardır. Ölümle mira, gayiplik arasındaki fark ölü kişi kesinlikle ölmüştür. Artık gelmeyecek. Ama gayip bir gün çıkıp gelme ihtimali vardır. Bundan dolayı kanunumuz burada bazı tedbirler koymuştur. Eğer bir gün babam çıkar gelir ve ben yaşıyorum der ise işte bu durumda gayiplik kararı düşer. Veya babamın kaybolduğu değil de ölüm tarihi resmi olarak tespit edildiyse işte o tarihte ölümü kesin olarak tespit ediliyorsa o zaman son haber alma tarihi değil mirasın intikali bu ölüm tarihinden itibaren geçerlidir. Peki gayip olan babama biz mirasçılar bütün malını hemen alabiliyor muyuz? Hayır. Burada teminat göstermemiz gerekiyor ölüm tehlikesi altında yani geminin batmasından dolayı Temmuz 2014'ten beri ölüm tehlikesi altında olduğunu düşünelim. Bunun için 5 yıl, 5 yıl hakimin belirleyeceği bir teminat göstermemiz gerek. Teminat gösterdiğim halde o halde bize miras malları intikal ettirilir. Yok, uzun zamandan beri haber alınmamadan dolayı bir durumu varsa İspanya'ya gitti, kayboldu demiştik. İşte bu durumda 15 yıl boyunca tutulacak bir teminat, teminatın miktarını, nevini hakim belirler. Bu rehin olabilir, ipotek olabilir, bir nakit olabilir. Bu her türlü ödeme araçları veya teminat araçları teminat olarak gösterilebilir. Bunun takdiri tamamen hakime aittir. Bunu neden istiyorlar? Bunu eğer miras bize intikal ettiğinde, babam bir gün çıkıp gelirse veya biz yoksak devlet diyelim ki mirası alacak ama devletin orada söyleyeyim devletin teminat gösterme zorunluluğu yok. İşte bu tekrar hakkını geri istiyorsa kişi yani babam tekrar mallarını istiyorsa herkes elinde olanları verecek. Ama burada bir ayrım daha var, iyi niyetleme kötü niyetleme yani kişi, mirasçı olan kişi veya atanmış mirasçı veya müsalleh dediğimiz vasiyetname alacak. İyi niyetli mi kötü mi? Buna göre bir ayrım yapmışlar. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Burada eldeki ne varsa onu geri vermek zorundayız. Kalanı da teminattan karşılanır. Hiç yoksa hepsini teminattan karşılar. Babam onları bizden geri alır. Şimdi burada bir soru daha sorulabilir. Peki gayip bir kişi mirasçı olursa o durumdan ne olacak? Yani babama dedemden kalan bir miras varsa ve babam hakkında da gayiplik kararı varsa bu bana geçecek mi geçmeyecek mi? Elbette geçecektir. O gayip olduğunda ölmüş gibi sayılır. Ondan gelen mal da bana intikal eder. Bunun için ekstra yeni bir gayiplik kararı almamıza ve intikal etmesi için bir şey yapmamıza gerek yok. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yurt dışından alınan varsa o ülke hukukuna göre gayiplik kararı veya ölmüş sayılma kararları Türkiye'de tanımaya konu olabilir. Millet Arası Özel Hukuk Usulü hakkındaki kanunumuzda 11. maddesi buna müsaittir. Burada ben yargılama şurada yapılır, burada yapılır. Daha ayrıntıya girmek istemiyorum kafayı karıştırmak istemiyorum. Genel olarak bunları bilirsek yeterlidir. İnşallah faydalı olmuştur bu videomuzda. Miras konusuna devam edeceğiz. Miras konusunda daha birçok alan var, birçok bilinmeyen var. Bunları sizlere kısa kısa videolarla anlatmaya çalışacağım. Daha ayrıntılı bilgileri danışmanlık hizmeti alarak uzmanlarından illa bize gelmeniz gerekmiyor. Uzmanlarından alın ve bu şekilde size özel durumların tespitini yapın. Bu genel bilgiler doğrultusunda. Pek bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere. İyi günler.